Türkiye 2003'ten önce sadece rüyaları süsleyen ve gerçekleştirilmesi imkansız olarak addedilen muazzam yatırımları hizmete alarak muhteşem bir destana imza atıyor. Orman ve Su İşleri Bakanlığı olarak son 14 yılda suyla alakalı 6447 tesisi aziz milletimizin hizmetine sunduk. Bu tesislerin 423'ü baraj, Deriner, Ermenek, 141 yıllık rüya Çin'e Adnan Menderes gibi dev barajları inşa ettik. Aralarında Yusufeli, Ilısu, Silvan ve Melen Barajı'nın da bulunduğu birçok barajın inşa çalışmaları da bütün hızıyla sürüyor. Bereket burada. Birilerinin petrolü var. Biz de artık su akar, Türk bakar diyorlardı. Şimdi ne diyoruz biz? Su akar, Türk yapar. 2050 yılına kadar 81 ilimizin içme suyu ihtiyacını planladık. 41 milyon vatandaşımıza menba kalitesinde ilave içme ve kullanma suyu temin ettik. Asrın projesiyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne içme ve kullanma suyu götürdük. Hizmete aldığımız 1001 gölet ve modern sulama tesisleriyle çiftçilerimize yıllık 2,5 milyar lira zirai gelir artışı sağladık. Zirai üretimde dünya yedinciliğine yükseldik. Yerleşim yerlerimizi ve arazilerimizi sel felaketinden korumak maksadıyla 4010 taşkın koruma tesisi inşa ettik. 3 milyar 750 milyon fidanı toprakla buluşturduk. Hizmet zincirimize her yıl yeni halkalar ilave ettik. Ege, Akdeniz ve İç Anadolu bölgelerinin birleştiği, yolların kesiştiği, kültürlerin iç içe geçtiği, termalin, mermerin ve en önemlisi zaferin başkenti Afyonkarahisar'ımıza hükümet olarak son 14 yılda 16 milyar liralık muazzam bir yatırım gerçekleştirdik. Bu yatırımların 2 milyar 35 milyon liralık çok önemli bir kısmı bakanlığımıza ait. Hizmete aldığımız tesislerle şehir merkezi ve ilçelerimizin 2050 yılına kadar olan içme suyu ihtiyacını karşıladık. 35 baraj ve 16 gölet inşa ettik. 465 bin dekar araziyi sulamaya açarak çiftçilerimize yılda 518 milyon lira zirai gelir artışı sağladık. 23 baraj ve göletin inşaat, 22 baraj ve göletin ise plan ve proje çalışmaları bütün hızıyla sürüyor. 203 derenin ıslahını tamamladık. 34 dere ıslahının inşaat çalışmaları devam ediyor. 102 milyon fidanı toprakla buluşturduk. 11 bal ormanı ve 7 şehir ormanı tesis ettik. Biri havaalanı, 35 otomatik meteoroloji gözlem istasyonu, birer meteoroloji radarıyla yıldırım tespit ve takip sistemi kurduk. Bu yatırımlardan hocalar da nasibini aldı. Eşsiz bir lezzete sahip kirazı ve birçok tabii güzelliğiyle meşhur yiğit insanların güzel ilçesi Hocalar'a son 14 yılda 90 milyon liralık bir yatırım gerçekleştirdik. Rekor 40 milyon liralık yatırımla bakanlığımıza ait. Çepni ve Yeşilhisar barajlarını hizmete aldık, 4050 dekar araziyi suya kavuşturduk. İki barajın inşa, Çalça Şehit Mustafa Hakan Kaçar Barajı'nınsa plan proje çalışmaları bütün hızıyla sürüyor. Tamamladığımız 9 dere ıslahıyla hocalarımızı taşkın zararlarından koruduk. 530 bin fidanı toprakla buluşturduk. Tesis ettiğimiz 8 köy ormanı ve Hocalar Şehir Ormanı'yla da vatandaşlarımıza rahat nefes alabilecekleri yemyeşil alanlar sunduk. Orman köylerinde yaşayan vatandaşlarımıza 2 milyon 400 bin lira Orköy kredi ve hibe desteği sağladık. Gelir getirici tür ağaçlandırmaları yaptık. Hocalar ve Yeşilhisar beldesinde kurduğumuz birer otomatik meteoroloji gözlem istasyonuyla da hava durumu bilgilerini vatandaşlarımızla anlık ve doğru bir şekilde paylaştık. Hocalara her alanda yatırım yağıyor. Hocalar ve köylerinde modern eğitim imkanları sunarak geleceğe yatırım yapıyoruz. Anaokulu, Satıgelin Kız Öğrenci Yurdu, Gençlik ve Kültür Merkezi,
kapalı spor salonuyla 8 derslikli Akçadere İlkokul binasını hizmete aldık. Çepni İlköğretim Okulu'na 8 ilave derslik yaptık. 16 derslikli Hocalar Ortaokulu inşaatını tamamlayarak çok programlı lise olarak açtık. Yaptığımız yatırımlarla sağlık hizmetleri gelişiyor. Sağlık Ocağı ve İlçe Hastanesi'nin ek binasını tamamlayarak hizmete aldık. 112 acil istasyonu kurduk. Çiftçilerimize verdiğimiz desteği her geçen gün arttırıyoruz. Son 14 yılda Hocalarlı çiftçilerimize toplam 20 milyon lira zirai destek, 905 bin lira hibe desteği verdik. Karayollarını yeniden yapılandırıyor, yol standartlarını yükseltiyoruz. Hocalar Banaz Karayolu'nun genişletme çalışmalarını yaparak yol standardını yükselttik. Çevre yolunda refüj ve aydınlatma çalışmaları yaparak ilçeye güzel bir görünüm kazandırdık. 67 kilometre kanalizasyon şebekesi tamamlandı. Köylere toplam 188 bin metrekare parke taşı döşendi. 15 köye çocuk oyun alanı kazandırıldı. Hocalar da destan yazmaya devam ediyor ve bugün de toplam 29 milyon lira maliyetli 5 muhteşem tesisin temelini atıyoruz. Bu tesisler hocaların hasretle beklediği Uluköy Barajı, ilçenin 2050 yılına kadar olan içme suyu ihtiyacını karşılayacak olan Hocalar İçme Suyu Tesisi, ilçe merkezi ve Güreköy'ü taşkın koruma tesisleriyle çeşitli ormancılık faaliyetlerinden oluşan bir tesis. Afyon Karahisarımızın medarı iftarı, Orman ve Su İşleri Bakanımız Profesör Doktor Veysel Eroğlu önderliğinde, Cumhuriyet'in kuruluşundan bu yana yapılan yatırımlardan daha fazlası, son 14 yılda yapılarak hayal bile edilemeyen projeler gerçekleştirildi. Yeni Türkiye daha güçlü ve yolu açık. Hedef 2023.